Son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Nedir o? Ayşenur Aslan, gazeteci Ayşenur Aslan gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Hemen hatırlatalım neler olmuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu Ankara'da meydana gelen terör saldırısı hakkında Halk TV'deki Medya Mahallesi programında Ayşenur Aslan'ın söylediği sözler nedeniyle inceleme başlattığını duyurmuştu. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da bu inceleme başlatılmasının ardından Medya Mahallesi programının yayından kaldırıldığını duyurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatmıştı. Ayşenur Arslan gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Şu dakikalarda artık Ayşenur Arslan serbest. Öğlen saatlerinde ifadesi alınmak üzere evinden gözaltına alınmıştı Ayşenur Arslan. Peki, açıklama yaptı Ayşenur Arslan. Önce açıklamayı izleyelim, sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önüne Medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz'ün izlenimlerine gideceğiz. Dursana. Nasıl lütfen? Ne olursunuz bakın çok rica ediyorum. Ne oldu? Karar neydi en son söyleyeyim serbest. Size? Serbest. Hayır serbestse takipsiz. Ne nasıl serbest? Daha şu anda serbest. Alacağım beni. Ne olursunuz gerçekten bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Ekran orucum var bir süreliğine. Uzunca bir süreliğine ekran orucum var. Ayrıca makyaj yapmamışım. Hah. Ayıptır. En önemlisi bu lütfen. Ne gibi sorular yönelttiler savcılıkta yani? Konuşmayacağım. Güzellik. Konuşmayacağım tamam, işte. Teşekkür ederiz. Yavrum canımlar, evlatlar hakikaten konuşmayacağım. Konuşamayacağım ve konuşmayacağım. İkisi bir arada. Ama şöyle söyleyeyim. Ben kendimi anlattım. Maksadımın asla terör propagandası olmadığını değil mi Veysi'cim? Evet. Değil mi Faziletciğim? Evet. Değil mi Bengüşap? Allah'ım yarabbim. Ay vallahi haber merkezi kapanmış. Burada yargılanacak. Onu düşündüğünüzde çok da büyük bir mesele olmadığını düşünüyorum. Ben kendimi sizlere bakınca birdenbire fazla ne denir abartılmış görüyorum. Çünkü gerçekten hani çok da büyük bir şey olmadı. Konuşma orucuna girmek istiyorum. Çünkü dedim ya 15 Kasım'da 50. yılıma giriyorum. 50 yıl. 50 yıl ve artık insan kendisini işte onu öyle düşün, bunu böyle söyledin. Aman Allah'ım ağzımdan çıkan ne? Çok uzun yıllardır zaten hedef halindeyim. Ergenekon balyoz döneminde ekranda hatta benim program yaptığım ekranda birileri bu kadın tutuklanmıyor mu, bu kadın tutuklanmayacak mı diyenler vardı. Hatırlatmak gibi olmasın Nagihan Alçı mesela. O günlerden bugünlere, onun öncesi var 12 Eylül'de işte TRT'den buralara savrulmak. İstanbullara savrulmak vesaire gibi. Artık biraz daha herhalde korunaklı, biraz daha sakin bir yolda bir şeyler yapacağım herhalde. Çok uzun yıllardır mahallenin delisi oldum ya. Biz Ayşenur ablamla oturuyoruz şu anda. Dolayısıyla hani bu unvanı almak da hiç kolay değil mahallenin delisi olmak. Yani hep akıntıya karşı yüzmek, hep rüzgara karşı koşmak. Artık müsaade edin, kadın 50 yılını doldurmuş, 74 yaşına girmiş, zonası, işte efendim kalp rahatsızlığı, osu busu vesairesi biraz daha sakin bir hayat için bana mesaj gibi.